Kapitalizmin ne yoksulluk sorunlarını çözme kapasitesi ne de ahlakı ve etiği yoktur der Fidel Castro. Peki nasıl oluyor da kapitalizm dünyadaki egemen ekonomik sistem olmaya devam ediyor? Sevgili seyirciler, hepinize Ankara'dan merhabalar. Kapitalizm, endüstri devrimiyle yükselişe geçtiği 19. yüzyıldan bu yana dünyanın en etkili ekonomik sistemi kabul ediliyor. Serbest piyasa, özel mülkiyet ve kar hedefi temelinde şekillenen bu sistem, ekonomik büyümeyi, yeniliği ve gelişmeyi teşvik ediyor. Ancak günümüzde kapitalizmin sürdürülebilirliği konusunda endişeler mevcut. Birçok uzmana göre gelir eşitsizliği, çevresel sorunlar, çalışan hakları ve diğer toplumsal meseleler kapitalizmin temellerine gölge düşürüyor. Bu sorunlarla başa çıkmak için farklı, daha adil ve sürdürülebilir sistemlere ihtiyaç olduğu dile getiriliyor. Teknolojik ilerlemelerin hızı, otomasyonun yaygınlaşması ve yapay zekanın yükselişi, iş gücünün geleceğini şekillendiriyor ve bu kapitalizmin geleceği hakkında soru işaretleri oluşturuyor. Peki, bütün bu gelişmeler ışığında kapitalizm çöküyor mu? Kapitalizmin kötü yönlerini törpülemek için bu sistemi reforme mi etmeliyiz, yoksa bambaşka bir sisteme mi geçmeliyiz? İşte şimdi bütün bu önemli soruları doğrudan Avrupa'dan gelmiş gençlerimize soracağım. Gençler ne diyor? Başlıyor. Gençler hepinize merhabalar. Merhabalar. Ankara'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizleri Ankara'da Gençler Ne Diyor programında ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bugün hep birlikte çok önemli bir meseleyi tartışacağız. Kapitalizmi değerlendireceğiz. Kapitalizmin olumlu olduğu kadar olumsuz tarafları da var. Ancak buna rağmen şu anda dünyanın en yaygın ekonomik sistemi. Ancak tartışmaya başlamadan önce sizleri kısaca seyircilerimize tanıtmak istiyorum. Mesut merhabalar. Merhabalar. Sen programımıza Fransa'dan katılıyorsun ve şu anda İsviçre'de müdür yardımcısısın. Evet. Murat merhabalar. Merhabalar. Sen de programımıza Fransa'dan katılıyorsun ve kurumlar sosyolojisi yüksek lisans mezunusun. Hakan merhabalar. Merhabalar. Sen de programımıza Avusturya'dan katılıyorsun ve Söz Partisi başkanısın Avusturya'da. Son olarak İlker merhabalar. Merhaba. Sen de programımıza Belçika'dan katılıyorsun ve nükleer enerji mühendisi ve yapay zeka uzmanısın. Evet, aramızda çok değerli konuklarımız var. Programımızın konusu da çok önemli ve ilginç. Bu konuyu tartışmaya çok önemli bir meseleyle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz kapitalizm aslında dünyada demokrasinin bir karşılığı olarak görülüyor. Neden? Çünkü özgür seçim ve yaşamı yansıttığı düşünülüyor. Siz de bu fikre katılıyor musunuz arkadaşlar? Ben %100 katılıyorum çünkü şöyle başlayayım sözüme. Adam Smith'in bir sözüyle, kendisi büyük ekonomist. Aslında piyasaya da gizli bir el vardır ve herkesin kendi refahı aslında toplumun refahına doğru götürür diye bir söz var. Ben de buna katılıyorum. Aslında kapitalizm piyasada bir rekabet oluşturduğu için herkes özgür bir şekilde piyasaya ürününü sunabilir ve piyasaya girebilir. Başka sistemlerde bu yok ama kapitalizm bunu gerçekten destekliyor ve rekabet ve piyasanın önemiyle beraber bunu ortaya koyabiliyor yani. Gerçekten bu kadar özgür mü herkes? Aslında bu anlayış iktisadi bir anlayıştan çok siyasi bir anlayış. Çünkü özgürlük tamamıyla siyasi bir kavram. Yani ilk ortaya atıldığı bağlamda siyasi bir kavram olarak kullanıldı. Yani Soğuk Savaş devrini dikkate alırsak kapitalizmin özgürlükle, demokrasiyle eş manalı kullanılması devir itibariyle aslında hani ölümü gösterip sıtma ikna etmek gibi bir şeydi. Yani bir tarafta hasım olarak işaretlenen bir Sovyetler sistemi vardı ve bir tarafta da özgür dünyanın temsilcisi bir kapitalist ve demokratik sistemler bütünü vardı. Yani aslında tam manasıyla meramını ifade eden bir kavram değil. Yani o şekilde
Hani ben de şunu eklemek istiyorum şimdi. İlker'in dediğine katılıyorum. Hangi konuda katılıyorum? Tamam, özgür, ekonomik olarak özgür. Herkes kendi şirketini, herkes istediği kadar çalışabilir, gelim sağlayabilir. Rekabet ortamı var. Herkes istediğini yapabilir gibi gözüküyor. Ve şöyle bir zihniyet de var. Ne kadar çok çalışırsam o kadar çok kazanırım diye bir zihniyet var. Ama ben ya tam o şeye katılamıyorum çünkü gerçek yüzü tam olarak o değil. Yani sonuçta dün zaten görüyorsunuz çok büyük bir eşitsizlik var. O ne kadar çok çalışırsam o kadar kazanırım sözü herkes için geçerli değil. Bugün daha hem daha çok çalışıyoruz hem yaşamakta daha da zorlanıyoruz. Yani sonuçta görüyorsunuz bugün insanların alım gücü giderek düşüyor. Orta tabaka dediğim de orta tabaka giderek yok oluyor. Yani o zenginlerin ve fakirler arasındaki uçurum giderek büyüyor. Katılıyorum ama şöyle bir şey var. Yani sizinle sonra veririm inşallah. Şöyle bir şey var. Şimdi karşıya baktığımızda yani daha çok komünizm gibi bir sistem var. Orada özgürlük biraz kısıtlandığını düşünüyorum. Şimdi biraz ekstremlere bakıyorum ama diğer tarafta aslında devletin baskısıyla, devletin sunduğu imkanlarla, devletin verdiği kurallarla bir piyasa biçiliyor. Ve böyle olunca da yani özgürlüğe ve ben atıyorum böyle bir yeni bir ürün piyasaya sunmak istesem ya devlet bunu kabul etmesi gerekiyor ya da sunamıyorum yani. Ve bunu peki şu anda isteyen herkes yeni ürünü piyasaya sunabiliyor mu İlker? Ne düşünüyorsun? Ben şu an için yani tabii bir modeli, business modeli sabit olması lazım. Ekonomist olarak bir viability, bir sürdürebilir bir ekonomi sistemine girmesi lazım. Yoksa zaten ürün girer girmez çıkar zaten piyasadan. Ama bunu yapabiliyorsa o şirket sakin bir şekilde ve rahat bir şekilde girebiliyor yani. Şimdi bu konuda tarafları dinlemek güzel. Şöyle söyleyeyim, mesela sosyalizm ve alternatif sistemlerde mesela demokrati karşılığı ideolojik anlamda yok. Çünkü Marx da Das Kapital yazdığında işçi sınıfına, işçilerin hükümdarlığı altında bir demokratik sistem aslında düşünüyor. Ama gergelerin bu faaliyete geçirildiği zaman her zaman bu komünist sistemler aynı zamanda bir otokrasiyle birlikte gelmiş olduğunu fark ediyoruz. Aynen. O yüzden bir otokrasiyle gelen bir sistem kapitalizme karşı da yani bu soğuk savaş döneminde Sovyet Birliği olsun, Küba, Fidel Castro'yu burada andınız. Kendisi de dahil aslında başaramadılar bu modeli. Yani halkların istedikleri refahı sunamadılar. Bu da çok merkeziyetçi bir sistemin çoğulcu bir sisteme karşı aslında mağlubiyet olarak da görülebilir. Aynı zamanda ama İlker kardeşim de söylediği gibi devletin de denetimi ve kontrolü altında sunulan bir serbest piyasa. Yani sonsuz serbestiyet de söz konusu değil. Bunu da dünya anlamış durumda. Yani piyasanın da kontrolü ve regüle edilmesi de gerekebiliyor. Piyasanın da eli uzanmadığı veya o otokontrol Adam Smith'in de ortaya koyduğu o görünmez elin her şeyi denetlediği bir dünya olmayabiliyor. Burada sosyal anlamda da devlet müdahale etmek durumunda. Bu dengeyi sağladığımız takdirde bence devletler ve sistemler başarılı olabilir. Yani ben şöyle düşünüyorum, şimdi düşündüğüm zaman evet özgürüz diyoruz ama bence bu bir göz boyama. Şimdi İlker arkadaşım çok iyi bilir, kendisi nükleer enerji mühendisi olduğu için diyelim ki ben çok ciddi bir keşif yaptım ve işte ne bileyim arabalara takacağım filtreyle işte karbondioksit gazının işte salınımını engelleyeceğim. Ama o sırada o arabaların piyasada olması, filtresiz bir şekilde piyasada olması diyelim ki otomobil lobisi için çok önemli. Evet. Ve ne yapacaklar? Hayır onu yapma diye, onu çıkarma diye baskı yapacaklar o lobiler değil mi? Hani birçok böyle şeyler de duyuyoruz. Diyoruz şu olsaydı ne kadar iyi olurdu diyoruz. Niye yok diyoruz. Sonra düşününce çünkü eğer o olsaydı belki birilerinin çıkarına zarar verecekti. O yüzden belki hani bizim görmediğimiz şekilde projeleri yok edilen bir sürü insan var. Böyle de bir durum var. Tabii ki bütün kötü yanlarını biraz sonra daha da detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ama biraz önce komünizmden bahsettik. Yani diğer alternatif sistemlerle kıyasladığımızda yine de kötünün iyisi olduğunu söyleyebilir miyiz? Aslında ya benim kanaatim ikisi de ne tam manasıyla iyi ne de tam manasıyla kötü. Çünkü o şartlarda sunulan ve belirli bir kitleye sahip ve siyasi güce sahip olan şeylerden bahsediyoruz. Yani iktisadi anlayışlardan bahsediyoruz. Ortaya çıktıkları devirlerde insanları bir ikileme bırakıp ve bir tarafta hani bir karşı taraf şeytanlaştırılarak itibarını kaybetmesi için böyle ne derler buna devamlı tenkit edilerek halka yoğun propagandayla beraber
bakın yaşadığınız en iyi sistem, yani en iyi sistemde siz yaşıyorsunuz diyerek belirli telkinlerde bulunuyor. Yani bir tarafta Amerika işte özgürlükler, fırsatlar ülkesi olarak sunulurken diğer tarafta da işte insanlar işte daha eşitlikçi, daha muhafaza, yani muhafaza edilen, güven içinde yaşayabilen bir ülke olarak lanse ediliyor. Ve bu ikisi arasında tam manasıyla bir dengenin ya da bir idealin olmadığı için devamlı bir ikilem arasında münakaşalar yapılıyor aslında. %100 katılıyorum, çünkü zaten aslında tüm sistemler, yani zaten konuşmuştuk, beşeri ilimler zaten, yani ekonominin bazında bu var yani. Böyle bir şey olunca tabii ki de iyi tarafları da olacak, kötü tarafları da olacak. Mesela kapitalizmin daha çok özgürlüğe doğru yöneldiği ve komünizmin daha çok eşitlik, adalet gibi kavramlara öne aldığını görüyoruz. Ama bu sefer de yani komünizmde devlet baskısı, otokrasi, söylediği Hakan abinin söylediği gibi işte bu ikilem, yani mükemmel bir sistem yok yani aslında. Bunu kabul etmemiz gerekiyor yani. Şu bir de şöyle düşünelim. İnsanlar aslında neyin neyi iyi olup olmadığını kendileri şu şekilde karar veriyor. Nereye göç etmeye daha çok yelteniyorlar? Mesela bir herhangi bir mesela Arap ülkesindeki bir genci düşünelim. Nereye gitmek isteyecektir? Doğuya mı yoksa batıya mı? Nerede yaşamak isteyecektir mesela? Belçika'da mı yoksa farklı bir Arap ülkesinde veya bir Asya ülkesinde mi? Ya da bir Orta Asya ülkesinde mi? Bu aslında şunu da gösteriyor. Yani aslında bu sorunun cevabı çok net. Batı çok fazla bu konuda ileride. Özel hürriyetler, özel özgürlükler ve aynı zamanda potansiyel ilerleme ve kapital anlamında da gelişme ama açısından. Sadece ben bunu ekonomik sisteme bağlamıyorum. Hani Avrupa'da yaşamak istemelerini ben öyle düşünüyorum. Yani en azından çok gide pazarlamasını yapıyorlar bunu. Çok ideal bir sistem gibi. Ama sadece bir örnek vermek istiyorum. Mesela işte şu anda İsrail-Filistin meselesini yaşıyoruz. Bazı devletlerin ürünlerini alıyoruz mesela. Biz işte onlara boykot edelim falan. Ama o ürünleri sürekli tüketiyoruz ve biz aslında bunu bilinçsizce yapıyoruz. Yani ortada şöyle bir olay var. O kadar iyi pazarlamasını yapıyorlar ki. İşte kapitalizm çok güzel, işte özgürsünüz, özgür seçim hakkınız var. Ama aslında bu özgürlük ne kadar iyi bir durum? Sunulan tercihler arasında sınırlı bir özgürlük. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi kapitalizm çok güzel tanıtıldı. Yani gerçekten bir çağa atladık kapitalizm. Şimdi komünizmi konuştuk. Şimdi kapitalist dünyada öyle bir hızlı gelişti ki, yani şu teknolojiler olsun, marketing olsun, herkes çok çabuk gelişti ve herkesin imajında kapitalizm çok iyi bir şey olduğu gibi. Yani o tüketimden bahsettik. Artık hiç kimse gerçekten hangi ülkeden ne geldiğini hiç kimse bilmiyor. Alışkanlık yani içimize işlemiş gibi oldu. Biz onları yiyoruz, içiyoruz, kullanıyoruz. Aynen. Ülkemiz ne olursa olsun, dinimiz, kültürümüz ne olursa olsun. Yani bazı markalara alıştık artık. Yani o bizim yaşam stilimize girdi. Şimdi mesela burada Türkiye'de insanlarla konuşuyorum. Hatta seyahat ederken de konuştum şoförümüzle. Ondan sonra kendisi şey dedi, yani bilmiyoruz ki biz hangi ürünün nereden geldi, neyi boykot edeceğiz? Yani bunları boykot edersek nasıl tüketeceğiz? Öyle bir şey mümkün değil. Hani her zaman bir iki marka sayılıyor, bunları boykot edelim deniliyor da o markanın arkasındaki bir millete ya da bir ulusa atfedilecek bir kapital, bir sermaye değil. Orada binlerce hissedarın, yani o küresel bir ekonomi içerisinde o markalar ayakta durmak. Hatta bu öyle bir büyük markanın CEO'su da yıllarca bir Türk'tü zaten. Ama şöyle de bir durum var. Mesela bazı markalar bu meselede tamamen tarafını belli etti ve işte bir tarafa işte yardım gönderdiklerini falan söylüyor. Yani markalar da artık. Ama onlar da belli. Yerel markaydı. Hani bir belli bir ülkenin o temsiliyetiydi. Evet. O diğer ülkelerin yine o insanlara, müşteri kitlesine göre. Bu da karmaşık bir mesele. Yani hani o markayı boykot edeceğiz ama kendi ülkemizde farklı insanlara ait mesela. Böyle karmaşıklıklar da var aslında. Hani bize özgürüz diyorlar da aslında ne kadar bilinçli bir özgürlük acaba? Bir muadilini üretemediğiniz bir ürünü boykot edemezsiniz. Evet. Ve bütün üretim imkanları bu boykot etmeye çalıştığınız sistem elindeyse, yani bir nevi kendi kendinizi zora sokarsınız. Karmaşık bir model ekonomisi. Hani bir çok güzel bir noktaya değindin. Şunu da gösteriyor. Yani şirketler kapitalizm ile yani çoğu devletten daha zengin olmaya başladı, daha güçlü olmaya başladıklarını gösteriyorlar. Sonuçta düşünün, şunu diyoruz yani, o şirket değişik ülkelerde değişik yardımlar falan yapabiliyor ve devlet onu kontrol edemiyor. Yani burada bir güç dengesi de bozulduğunu görebiliyoruz yani. Evet, şirketlerin gücünü tartışacağız. Sadece bu komünizm örneğine dönmek istiyorum. İşte ben de komünizme karşı çok ön yargılıydım. Çünkü benim Türkiye'de çocukluğumda özellikle çok fazla böyle işte
ABD bize gerçekten bir cennet gibi tanıtıldı. İşte kapitalist model, demokratik model, bunlar bize böyle sürekli empoze edildi. Yani özgürlüğün temsilidir tarzında. Ama ben mesela Çek Cumhuriyeti, şimdi yeni adıyla Çekya'da yaşadım. Ve orada yaşlılarla konuşma fırsatım oldu. İşte siz komünist sistemde nasıl yaşıyordunuz, ne gibi farklılıklar var şu anda gözlemlediğinizde diye. Hepsi bana şöyle söyledi, evet dedi, belki dedi şu anki kadar ürün yoktu, ürün çeşitliliği yoktu, şu anki kadar dünyaya açık değildik ama hepimizin evi vardı, hepimizin işi vardı, hepimiz tatile gidebiliyorduk, hepimizin arabası vardı. Hiçbirimiz çok böyle zengin değildik, hiçbirimiz lüks içinde yaşamıyorduk ama herkesin bir işi, bir olanağı ve imkanı vardı ama şu anda evsiz gençler görüyorum. Bu beni çok üzüyor demişti yaşlı. Ve bu benim beynimde yer edindi. Evet. Yani bu sosyal adaleti sağlayamıyor kapitalizm. Bu, Romanya'da da bu mesela Ceausescu dönemi çok anılır. Hadi aslında iyi bir dönem diye anan birçok Roman arkadaşım da var. Hatta hala bir milli kahraman olarak görenler de varmış. Yani onu da duyuyoruz. Ama aynı zamanda Berlin, hani Batı ve Doğu Berlin'de, Doğu Berlin'den insanlar bu tarafa kaçtı, Batı'ya kaçmaya çalışıyordu ve kaçarken de hayatlarını kaybedecek derecede kaçıyorlardı yani. Bunu ben siyasetle de bağlıyorum. Biraz önce İlker'in söylediği gibi maalesef baskıcı rejimler ortaya çıktı komünizmle. Belki hani daha serbest bir siyasi sistem olsaydı o ekonomik sistemle belki böyle olmayacaktı. Ama komünizm zaten kendisi merkeziyetçi bir sistem olduğu için size o mesela... Kapitalizmin zaten gücü nasıl şey oluyor yani cereyan ediyor. Herkesin bir fikri var, herkesin bir hedefi var. Herkes hayat standardını ilerletmek için kendi egosunu ve nefsi doğrultusunda bir çalışkanlığa başlıyor. Yani bir işin peşine düşmeye başlıyor ve yoğun bir şekilde hayatını ve toplumu da geliştirmeye başlıyor aynı zamanda. Şirket kurmaya başlıyorsun, toplumu okumaya başlıyorsun. İhtiyaçları tespit edip sonuçları sunup o serbest piyasa içerisinde bir hizmet sunuyorsun. Hiçbir zaman milyonlarca insanı bir merkeziyetçi sistem temsil edemez tamamıyla. Çünkü o milyonlarca bilgisayar anlamına gelen o insanların düşüncesi, hedef koyması, toplumu okuması kadar merkeziyetçi bir sistem istediği kadar akıllı insanlardan olsun hiçbir zaman bu gücü, bu kontrolü, bu potansiyeli yerine geçemez. Bu mümkün olduğunu düşünmüyorum. O yüzden kapitalizm bir adım önde. Kapitalizm ama sıkıntıları ne? Sürekli büyümek zorunda. Aynen. Sürekli yatırım getirmek zorunda. Kredilerle çalışmak. Yoktan para var edip soyut bir şeyi ortaya koyarak aslında şöyle bir şey yapıyor. Adaletsizliği de yanında getiriyor. Kesinlikle. Zenginler daha zengin olmakta. Toplumun %1'i sermayenin %50'si ve üzerinde bir bütçeye sahip. Yani %1'lik bir kesim toplumun hemen hemen bütün sermayesini elinde tutarken toplumun alt kısımları hemen hemen sermayenin sadece %10'una sahip. Evet. Yani bu eşitsizlik kapitalizmi sorunu. Arkadaşlar hani bir ülke içerisinde durum bu. Dediğin gibi zenginler geliri elinde tutuyor ve diğer fakir halk daha da fakirleşiyor bir de maalesef mevcut şartlarda. Ama dünya geneline baktığımızda işte bir yerde bir milyarder işte jetinde sefa sürerken Afrika'da bir sürü çocuk açlıktan ölüyor. Yani hani böyle bir sistemin adil olduğunu düşünmek hata olur. Biz bu zaten olumsuz taraflarını uzun uzun yine bahsedeceğiz ama şimdi birazcık olumlu taraflar üzerinde de durmaya çalışalım. Evet. Girişimciliği ve yeniliği teşvik ediyor mu kapitalizm, ne düşünüyorsunuz? %100 bence yani yeni bir ürün, yeni teknolojiler, yeni bir piyasa, yeni açılışlar yani piyasaya girmek için çok fevkalade bir fırsatlar doğuyor. Yani inovasyon dediğimiz, çünkü dediğiniz gibi yani aslında büyük, ben enerji sektöründen bahsedeyim, gerçekten büyük bir ve kalıplı bir sektör. Değişmek istemeyen bir sektör. Ama inovasyonla geldiğinizde aslında büyük büyük şirketleri enterese edecek, ilgisini çekecek fırsatlara gelebiliyorsunuz. Onlar da yani fırsatı kaçırmamak için direkt böyle dolarlara görüp böyle gözlerinde hemen tamam ben bu projeye yatırım yapayım ki 10 sene, 20 sene, 50 sene sonra o yaptığım 10 bin olsun, o 100 bin olsun, 1 milyon yani. Kesinlikle ya, çoğu şirket de artık geliştirme ve geliştirme sektörüne çok yatırım yapıyorlar. Yani artık şirkete sadece bugünü düşünmüyorlar. Gelecek 10, 20, 30 sene sonra o kendi şirketimi, kendi ürünümü nasıl daha iyi yapabilirim, daha çok neler bulabilirim. Çünkü öyle bir rekabet ortamı var ki her gün yani sanki yeni bir şey bulmak gibi bir baskı oluştu şirketlerde. Ya artık insanlar sürekli değişiklik istiyor. Dediğimiz gibi dünya çok çabuk ilerliyor. Hı hı. Her şey çok da çabuk değişiyor. Yani telefonlarımızı örnek alabiliriz. Eskiden belki 3-4 sene kullanıyorduk. Artık her sene değiştirmek gibi bir baskı oluştu. O da bütün ürünlere, aynı araba olsun, işte ev olsun, değişik ürünlerde değişik baskılar oluştu.
Ama işte bu sürekli değişim isteği de aslında hem iyi tarafları var tabii ki. Mesela ben çocukluğumu hatırlıyorum. Bir tane margarin markası vardı. Şimdi 1000 tane var mesela. Hangisini seçeceğimize bile zorlanıyoruz. Ama bazen de hani bu aşırı değişim isteği de sanki markaların bazı ürünleri çok kalitesiz üretmesine sebep oluyor ki o çok fazla uzun ömürlü olmasın. Yeni bir tanesini çıkarayım onu evet, alsınlar diye. Öyle değil mi? Siz öyle düşünmüyor musunuz? Hatta eskiden evimizde televizyonlar vardı mesela 20 sene kullanırdık. Şimdi hemen bozuluyorlar mesela, ben öyle gözlemliyorum. Çünkü piyasayı aslında şöyle, en güzel örnek telefonlarımız yani. Her sene malum bir markanın telefonu çıkıyor yani. Hepimiz de koşup koşup gidip alıyoruz yani. Eski kalıyor kullandığımız telefonlar, sürekli böyle yeniliğin peşinde artık koşuyor. Artık eskileri de kullanmama haline getirdiler. Aynen. Öyle bir şey de var yani. Eskileri artık yani kullanma yasağı bile geliyor bazı şirketlerde. Diyorlar ki işte bu modelden itibaren artık kullanamazsınız. Yani yenileri alın. Sosyal baskı, toplumsal baskı da var. Aa, senin telefonun böyle miymiş? Hani artık kendini bir güncelle falan. Ya bu zaten yenilik ve girişimciliğin getirdiği o rekabet ortamı yalnızca çok küçük bir azınlığa fayda sağlıyor. Yani üretici konumunda olan ya da sermaye sahipleri olmayan bizler, genel itibariyle tüketici konumunda olan bizler için aslında son derece çürütücü ve zayıflatıcı bir yönü de var. Çünkü belirli düşüncelerin, belirli bir hayat tarzının zaman içinde şekil aldığını dikkate alırsak, bir müddet sonra hayatın hızlanması fert için, yani bireyler için çok zararlı olacak. Çünkü buna adapte olması lazım. Ve bütün bu süreç içinde kendine has bir düşünce, bir hayat tarzı oluşturamadığı için aslında bir yandan da hürriyetini kaybediyor. Çünkü özgür bir şekilde ya da iradesine sahip çıkacak şekilde düşünemeyip yine sistemin getirdiği bu yenilikler olarak sunulan ve hızlı bir şekilde değişen, deveran eden şeylere tabi oluyor. Ve bu da uzun vadede onu tüketiyor aslında. Yani o taraftan bir modern kölelik zaten söz konusu evet. olabilir. Ama diğer taraftan aslında kapitalizm iyi mi kötü mü diye baktığımız takdirde kapitalizm öncesinde nasıl yaşıyorduk ona bakmamız gerekiyor. Sanayi toplumlarında mesela bizim hayat beklentimiz kaç yıldı? Mesela İngiltere'de ki güçlü bir kıtadır, ya yani güçlü pardon bir imparatorluktur. Ve orada insanların hayat beklentisi bu sanayileşmeden önce 30 yaşı itibariydi. Mesela bebeklerin ölüm oranı çok fazla yüksekti. Şu an Afrika'da doğan bir bebeğin 5. yaşını görme ihtimali İngiltere'nin 1918 yılındaki doğan bebeklerin o yaşı görme ihtimalinden daha yüksek. Yani bütün dünyaya yansıyan avantajları da var. Mesela veba oluyordu, pandemiler oluyordu ve dünya nüfusunun yarısı yok olma ihtimali oluyordu o dönemlerde. Kıtlıklar oluyordu. En son kıtlığı ne zaman yaşadık biz? Yani Avrupa özellikle kıtasında ne zaman yaşadık? 19. yüzyılların başında. Ondan sonra tekrar bu olmadı. Şu an mesela bir 20 sene önceki ABD başkanından şu an bir Kenya'daki Masai savaşçısı daha çok imkana sahip. Ulaşım konusunda, hele hele bir akıllı telefonu varsa çok daha fazla bilgiye erişim ihtimali sahip. Çamaşır makinesinin icat edilmesi internetten daha büyük bir devrimdi. Çünkü kadınların günde, o zamanlar tabii ki daha ataerkil bir toplumda, kadınların günde yaptığı o işi çok az bir zamana mesela onu komprime etti, yani azaltmış oldu. Böylelikle özgürlükler, kapasiteler, potansiyeller oluştu. Yani bunlar da kapitalizmin getirdiği bazı faydalar. Şu an oturduğumuz stüdyo, teknoloji, bunların hepsi olmadı. Hepsi hayatımızı kolaylaştıran... Hakan'ı dinledikten sonra kapitalist olmaya karar verdik arkadaşlar. Ben bu arada hiç kapitalist değilim. Yok. Ama bunları da görürsek, yani faydalarını da görürsek analizimizi daha da sağlar. Aynen yani. Çok şurada, doğru söylüyor. Çok güzel konuştun. Burada bir önemli bir şey var. Ben aslında biraz kapitalist ruhluyum ama yine de şu taraftan da bakmak istiyorum. Şöyle bir yani 1900 yıllarında sınırlar biraz böyle sonsuz görünüyordu. Çünkü daha yeni kapitalizm ortaya çıkıyordu artık. O gördüğümüz sonsuzluğa sonuna eriyoruz aslında. Bakıyoruz enerji konusunda bir sınırlara yaklaştık. Güzel. Fosil enerjiler, petrol evet, konusu. Aramızda bir enerji uzmanı var arkadaşlar. Yani nereye tüket nereye kadar ya da üret nereye kadar? Şimdi bunları da tartışacağız. Zaten sınırlarını tartışacağız. Ancak ben seninle devam etmek istiyorum. Sen Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadın bir süre, eğitim gördün. Yani bu kapitalizm böyle bu başarı hikayeleri, success story'lere de sebep oluyor mu? Kesinlikle sebep oluyor. Çünkü ya hatta ben orada öğrenciyken aslında gerçekten kıyasladım biraz Avrupa'daki öğrencilerle, oradaki öğrencileri. Gerçekten tüm öğrenciler daha öğrenci olduğu halde
yok şu şirketi açacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bakıyorum gerçekten de güzel fikirler, parlak fikirler, böyle bir vizyonlu fikirler, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra hesaplayan fikirler. Ben de dedim tamam, burada gerçekten bir şey var ki örnekler de çok yani. Baktığımızda startup sayısı Avrupa'da belki binleri geçmezken Amerika'da milyonlar var yani. Şimdi milyon da belki abartmış da olabilirim de. İlker, şu success story de benim tek rahatsız edici şey. Story, yani success, yani başarıyı sadece ekonomik anlamda söylüyorlar. Yani ekonomik olarak, finansal olarak o zenginliğe ulaşınca başarılı oluyorsun. Yani o benim tek rahatsız olduğum konu o. Yani başarı sadece zengin olmak değil. Başarı sadece ben bir şirket yaptım, o şirketlerle milyonlar kazandım değil. O Mesut ne güzel konuşuyor. Şu anda mesela bilim insanlarına bakıyorsunuz. Yani Avrupa'da, Amerika'da gayet hani düşün, aşı özür dilerim, aşıyı bulurken yani tek konuştuğumuz konu ne kadar aşı satabildi, ne kadar çıro yaptı, ne kadar kar yapabildi. Yani artık öyle büyük buldukları ilimi bile ekonomiye çevirdi. Yani bu yani. Kapitalizmle birlikte para artık bazı insanların, yani hatta çoğu insanın hayatının merkezine oturdu. Sosyal ilişkileri etkileyen bir durum. İnsanlar sosyal statüsünü parasına göre belirliyor. Bazen çok zengin insanların aslında değerleri olmuyor yani. Hani ya, bazı insanlar parası olmuyor ama çok değerli insanlar oluyor. Öyle değil mi senin söylediğin gibi? Ya, kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey yaşıyoruz. Para her şeyin önüne geçmiş gibi yani. Ben onlara rastlıyorum. Çok önemli para. Zaten bu dünyada parasız da bir şey yapılmıyor. Onu herkes biliyor. Ama her şeyin önüne geçmemeli. Yani değerlerimizin önüne geçmemeli. Kültürün önüne geçmeli. Dinin önüne geçmeli. Yani değerlerimizin önüne geçmemeli. Onu kontrol edebilsek aslında çok güzel bir şey kapitalizm. Şimdi Amerikan kültürü zaten ferdiyeti teşvik eden, girişim yani teşebbüsü teşvik eden bir sistem. Ve aslında bu şekilde telkinleri zaten toplumların anlayışını değiştirebiliyor. Bir de Amerika ile alakalı konuşurken bir şey göz ardı ediliyor. Yani Amerika küçük bir ülkeymiş gibi yani bahsedilip mesela işte ne bileyim Türkiye ile, Fransa ile ya da işte diğer küçük nüfuslu ülkelerle kıyaslanıyor ama Amerika aslında yani 8 milyon kilometre kare üzerinde 50 tane vilayetten olan, sadece Texas'ın ekonomisi Türkiye'den daha kuvvetli olan bir federal bir devlet. Ve herhangi bir şekilde mukayese etmek pek aslında mümkün değil. Ve bu girişimcilik telkininin neticesi itibariyle de bir neticesi de kişilerin ileri derecede ferdi olması ve kendi menfaatleri üzerinden hayatlarını kurgulayıp toplumlar arasındaki dayanışmanın mesela sönmesi, mümkünse yani hiç olmamasına sebep oluyor. Kesinlikle. O sebepten mesela Avrupa'daki işte Soğuk Savaş dönemlerinde toplu işçi hareketleri Amerika'ya göre daha fazladır. Ve kültürü tamamıyla ticaret ve maddi menfaat üzerinden inşa ettikleri için, ki anayasalarında da bu vardır aslında. Yani liberal ve kişisel özgürlükler tamamıyla bununla alakalıdır. Onun için orada daha fazla bunlar öne çıkartıyor. Fransa'da ya da İngiltere'de biraz daha bu farklıdır. Evet, gerçekten de öyle. Fransa'da beni çok etkileyen bir şey olmuştu. Mesela gözlemlediğim kadarıyla çok aşırı zengin aileler zenginliklerini çok fazla göstermezler. Daha mütevazi bir hayat yaşarlar. Ama bazı ülkelerde hani o zenginlik statüsü çok fazla ön plana çıkıyor. Ve diğer toplumsal da bir baskı oluşuyor. Eğer sen zengin değilsen toplumdan dışlanıyorsun. Bu çok acı bir durum. Sen de devam etmek istiyorum Hakan. Peki kapitalizm aslında birazcık küreselleşmeyi de tetikliyor. Evet. Yani artık sınırlar yok oluyor. Bütün kapitalist ülkeler arasında böyle bir etkileşim var. Onların milletler arasında da etkileşim artıyor. Sence bu iletişim ve kültürel etkileşim noktasında kapitalizmin etkisi nedir? Mutlaka oluyordur. Sonuçta nerede bir potansiyel varsa kapitalizm oraya gitmek ister. Bir de şöyle bir şey var. Güçlü ülkeler bu gümrükleri kaldırma konusunda çok motivelerdir. Çünkü onlar çok mal satmaya yeltenirler. Fakir ülkelerin için hani her zaman bu bir şans olmayabilir. Çünkü orada bir proteksiyonizm, hani kendi ticaretini ve ekonomini koruma isteği çıkabilir, cereyan edebilir. Bununla birlikte çok bağımlı hale dönüşebilirler. Kendi üretimlerini, kendi niteliklerini geliştiremiyor olabilirler. Kapitalizm de sürekli büyümeye ihtiyaç duyan bir sistemdir. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir balıkçı adası düşünün. Orada balıkçılar balıklarını tutup ada halkına bunları sunuyor. Ve ekonomi bu şekilde küçük bir daire içerisinde cereyan ediyor. Şimdi kapitalist bir sistem buraya müdahale ettiği takdirde şu oluyor. Yani biz bu ekonomiyi genişletelim 21. yüzyıla veya 20. yüzyıla ayak uyduralım ve genişletelim. Ne yapalım?
kredi çekelim ve botları daha otomatize hale getirelim. Motorlu kayıklar, teknelerimiz olsun. Daha fazla balık tutalım, daha fazla insanlara ürün satalım. Böylelikle tersanelerimiz de ilerlesin, botları üretelim. Onlar da para kazansınlar. Onlar para kazandıkça lokantaları gitsinler, balıkları alsınlar. Böylelikle lokantalar, balıkçılar ve tersaneler para kazanmış olsunlar. Ne güzel. Ekonomik büyüme. Bu büyüme de şu sebepten önemli. Kredinin borcu da ödenmesi gerekiyor bir sebepten. Ve o balıkçılar teknelerinde harçlarını veya o taksitleri ödemek durumundalar. Şimdi şöyle de yaklaşabilirsiniz. Şunu söyleyebilirsiniz. Kredi çekmesin, tasarruf yoluyla bu tekneleri alsınlar. Bunu dediğiniz an kapitalizm çöküyor. Sebep şu. Balıkçılar tasarruf etmeye başladıklarında örneğin lokantalara az gitmeye başlayacaklar. Böylelikle lokantalar az balık almaya başlayacaklar. Ve tasarruf ettiklerinden dolayı ve balık satışı lokantalar açısından düştüğü için teknelerinde tersane ihtiyaç duymadan kendileri tamir etmeye başlayacaklar. Ve tersanedeki çalışanlar da bu zaman az para kazandıkları için onlar da daha az balık alabildikleri için balıkçıların yine cirosu düşmüş olacak. Yani kazan 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 kredi alındığı takdirde tasarruf yoluyla toplum içerisinden o parayı kapitalizme çektiğiniz zaman kaybet kaybet kaybete dönüşüyor. O yüzden bir bisiklet gibi düşünün. Bisikleti ittirdiğiniz zaman gittiği sürece ayakta durmaya başlar ama durduğu an düşer. O yüzden kapitalizm bu girdabı bu şekilde anlatılır. Müthiş bir örneklendirmeydi. Tebrik ediyorum. O zaman yani aslında kapitalizm ben anladığım kadarıyla kredi çekmeyi teşvik eden bir sistem. Aynen. Kredi çekmek de bizi köleleştirmiyor mu arkadaşlar? Bağımsızlığımızı kaybetmiyor muyuz? Yani o borcu ödeyeceğim diye bütün hayatımız boyunca uğraşmıyor muyuz? Yok, tamamıyla öyle. Zaten bütün bu teşviklerin ve telkinlerin yapılmasının asıl sebebi bu aslında. Kişiyi bir taraftan ihtiyaçlar zincirinde bağlayarak bir taraftan da kendinin aslında özgür seçimle bunları seçtiğini ikna etmekten ibaret aslında. Yani hiç kimsenin temel ihtiyaçlarını belirli ölçüde tatmin ettikten sonra çok daha fazlasına ihtiyacı yoktur. Ama ihtiyacı olduğu düşündürülür ki hani şeyde bahsetmiştik bir diğer programda ticaretteki o telkinin yani bir kişiye düşünceyi, bir tavrı, bir hareketi, inancı aşılamanın adı reklamdır. O sebeple insanlar da teşvik edilir ve uzun müddet sonra aslında belirli bir girdaba girdiklerini veyahut da bir tuzağa düştüklerini fark edemezler. Zaten bu fert ölçüsünde pek de mümkün değildir. Evet. Peki, bence yakın zamanda bizim kapitalizmin sınırlarını en iyi anladığımız anlardan biri pandemi zamanı oldu Mesut. Sen neler gözlemledin pandemide? Ya, Avrupa'da, Fransa'da yaşıyorsun. O yüzden hani neler yaşadın? Pandemi zamanında ne kadar birbirimize bağlı olduğumuzu ve kapitalizmin ne kadar ülkelerin artık birbirine bağlı olduğunu gösterdi. Ya biliyorsunuz pandemi zamanında maske sıkıntısı çıktı. Yani o kadar kolay bir ürünü artık kimse bulamıyordu. Yani başka ülkelerden o kadar alıştık ki almaya. Evet. Bir anda kendi ülkemizdeki üretimi unuttuk. Yani biz o temel ihtiyaçları kendi ülkemizde acaba üretiyor muyuz? Yani sürekli dışarıdan işte daha uygun olsun diye o kapitalist ümrenin de olduğu için değişik ülkelerden getiriyordu. O sınırlar kapandığı an ne kadar o kadar güçlü olmadığımızı gördük yani. Özellikle Çin meselesi işte dünyanın fabrikası diyoruz. Çin'den bir anda bir şeyler alamadık. Yani ürün almayı bile korkar hale geldik açıkçası. Yani böyle bir buhran, böyle bir buhranda tedarik zincirinin nasıl koptuğunu ve ülkelerin nasıl zor bir durumda kaldığını çok güzel tecrübe ettik aslında. Yani bir ziraat ülkesi olan Fransa yani bütün üretim kapasitesini ya ülke dışına çıkardığı için ya da asgariye indirdiği için gıdada sıkıntı çekti. Ve insanlara yani rahatlatmak için de yeteri kadar makarna stoğumuz var denildi. Yani koca bir ülkeyi makarnayla besleyecek duruma geldiler. Yani aslında bu küreselleşme, kapitalizmin etkileri ben küçük şehirlere gittiğimde çok ciddi hissediyorum. Eskiden mesela biz sürekli işte Fransa'nın güneyinde bir yere gidiyoruz. Çok seviyoruz orayı. Eskiden bir tekstil fabrikası varmış. Ve bütün herkes orada iş istihdamı sağlıyormuş. İşte bütün gençler orada çalışıyorlarmış. O kapanmış. Yani zaten bütün neredeyse tekstil fabrikalar artık Fransa'da kapandı. O kapanınca şehir hayali şehre dönmüş ve herkes büyük şehirlere göç etmiş. Yani aslında kapitalizmin ülkeler içerisindeki olumsuz etkileri çok fazla tartışılmıyor. Ama korkunç etkileri var. Gençler işsiz kalıyor, büyük şehirlere göç etmek zorunda kalıyor, aileler dağılıyor, şehirler, küçük şehirler harabeye dönüyor.
Yani bunları da konuşmamız gerekiyor. Zaten bununla devam edelim istiyorsanız. Hani biz yine olumlu taraflarını da ön plana çıkardık. Özgür seçim dedik, girişimcilik, yenilik, işte başarı hikayeleri. Ama şu olumsuz taraflarını artık iyice masaya yatıralım. Evet. Ancak sizleri önceki bir VTR'ye izletmek istiyorum. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nin görmezden gelinen yönlerinden biri evsizler. Wall Street Journal, ülkede evsiz sayısındaki artışı rakamlarla ortaya koydu. 150 kuruluşun verilerini inceleyen gazeteye göre son bir yılda 100'den fazla bölgede evsiz sayısında artış gözlemlendi. Los Angeles ve New York evsiz sayısının en fazla olduğu şehirler oldu. Chicago, Miami, Boston ve Phoenix de en fazla artış görülen yerlerden. Rakamlara göre sadece Ohio bölgesindeki artış oranı %22 oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı eyaletlerinde olduğu gibi ABD'nin başkenti Washington'da da evsizleri birçok noktada görmek mümkün. Bulunduğumuz nokta ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hemen arka sokağı. Burada da yüzlerce evsiz çadırlarda hayata tutunma mücadelesi vermeye devam ediyor. Evsiz sayısındaki artışın en önemli sebebi olarak yükselen konut maliyetleri ve pandemi döneminde verilen yardımların kesilmesi gösteriliyor. Farklı bir araştırma ise yaşlılarla ilgili durumu ortaya koydu. Araştırmaya göre 65 yaş üstündekilerin en hızlı büyüyen evsiz grubu olduğu belirtildi. Yaşlı evsiz sayısının 2030'a kadar 3 katına çıkması bekleniyor. Arkadaşlar biraz önce izlediğimiz VTR'de Amerika Birleşik Devletleri gibi güçlü bir ülkede evsiz sayısının gün geçtikçe arttığını gördük. Sizce aşırı kapitalizm veya vahşi kapitalizm eşitsizlik, gelir adaletsizliği ve yoksulluğu körüklüyor mu? Bence %100 yani, çünkü bir taraftan birileri kazanması için bir taraftan yani birileri de kaybetmesi gerekiyor. Bir denge olması gerekiyor. Yani bu denge kapitalizmde yani bir tarafa daha çok ağırlıklı geliyor. Diğer tarafı da yani daha böyle bir fakirleşme, yani zenginler daha çok zenginleşmiş oluyor. Fakirler de daha fakirleşmiş olduğu için bu tarafa doğru gidiyoruz yani. Fransa'da da çok bu aralar o konular çok işleniyor Fransa'da. Biliyorsunuz Fransa yine de diyelim Amerika'ya göre diğer ülkelere göre yine sosyal bir ülke unvanını taşıyor. Sonuçta sağlık sistemi ücretsiz. Bir gün ev yardımları oluyor. Bir konu olmuş, bir tartışma konusu olmuştu. Ev yardımları, konut yardımlarını 5-10 euro indirdiler. Yani çok azmış gibi ama çoğu öğrenciyi çok zora sokan bir adımdı. Ve değişik yardımlar da örneğin işsizlik yardımları, çalışmayanlar için o minimum ERSA dediğimiz Fransa'da yardımlar giderek yine de sosyal yardımlar oluyor ama bu kapitalist dünya işte giderek Fransa'ya da o tartışma konusu oldu. Acaba çok mu yardım ediyoruz? Bakın diğer ülkelerde yardım yapılmıyor, onlar gelişiyor. Acaba bizim bu yardımların yüzünden mi ülkemiz büyümüyor diye soru işaretleri oluyor yani. Sürekli tartışma konusu. Yani sosyal yardımların devlete maliyeti, aynı zamanda sosyal yardımları sömüren, bunları istismar eden tabaka. Bu bazı insanları çalışmamaya sevk ediyor. Biz mesela işveren pozisyondayız Fransa'da bir şirket aracılığıyla ve şunu gözlemliyoruz. Hani işe girmek için bizi mülakata soktuğumuz kişiler o işsizlik maaşını almayı tercih ediyor çalışmaktansa. Çünkü diyorlar ki işsizlik maaşı bundan daha avantajlı. Evet. Yani bu çok tuhaf bir durum değil mi? Hani çalışmamaya sevk ediyor insanları. Yani bu Amerika'daki bu durum yani genel olarak evsizlik vesaire, dediğim gibi 300 milyon üzerinden bir istatistik verdikleri için yani bir yüzde verdikleri için çok gibi görünebiliyor. Ama çoğu ülkelerde nüfuslarını oranla aşağı yukarı bir belirli yani aşağı yukarı aynı seviyede ve burada gördüğümüz şey aslında bu meşhur Amerikan rüyasının yani milyonlarca insanı hatta milyarlarca insanı peşinden sürükleyen rüyanın yalnızca küçük bir azınlık tarafından ulaşılabilir olduğunu ve geri kalan insanların da bu amaç uğrunda bütün enerjilerini, hayatlarını tükettiğini gösteriyoruz ki bunlar biraz sistemde bayağı geri kalmışlar ve yine aynı şekilde bu sistemin kurbanı olmuş kimseler. Ve maalesef Fransa'da da aynı şekilde bu sosyal devlet yapısı yani toplumsal dayanışma üzerine kurulu yapı yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlıyor. Evet. Ve bunun için kullanılan argümanlar da işte bu sistemin istismar edilmesi. Ama diğer taraftan da
büyük şirketlerin ödemesi gereken vergi miktarı karşılaştırıldığında, yani tabiri caizse çalınan parayla alınması gereken para karşılaştırıldığında, yani 1'e 5, 1'e 10 oranında bir fark var. Yani o alınacak vergilerle zaten o açık çok kolay bir şekilde kapatılabiliyor. Ve zaten bu güç dengesizliği de burada ortaya çıkıyor. Ama orada bir küçük bir sıkıntı var. Yani büyük şirketler genelde küresel davrandıkları için ya Lüksemburg'a gidiyor ya fil dişlerine gidiyor. Öyle de oluyor yani. Hani hatta öyle olduğu çok aşırı zenginlerden bir vergi alınması tartışıldı. Evet. Birçok insan başka ülkeye yerleşti. Başka ülkenin vatandaşlığını aldı. Şirketler de gidiyor artık. Yani şimdi sermaye yapı itibariyle zaten belirli bir ahlak ya da bir ulus kimliğe sahip değildir. Nerede kendini güvende hissederse, gelişme imkanı görürse oraya gider. Dini imanı yoktur. Aynı o şekilde. Onun ama, için ondan mesela sermayeden bir herhangi bir beklentimiz, yani ahlaki bir beklentimiz de olması pek mümkün değildir yani. Bir de toplum olarak şuna dikkat çekmek istiyorum. Sosyal anlamda zayıf olan insanların olası bir 700-800 euroluk bir desteği istismar etme olasılığını o kadar çok konuşuyoruz ki zenginlerin vergi kaçakçılığını hiç konuşmuyoruz. Evet. Halbuki ben Avusturya'da bunu somut örnek üzerinden bir değerlendirdim. 1 milyar euro olarak bir sosyal yardım dağıtılıyor ve bu ihtiyaç sahipleri, Avusturyalı, yabancı insanlar, herkese, sakat kalan insanlar, çalışma imkanı olmayan, eğitim gören insanlar, çocuğu olmuş insanlar ve aileler burada bu şekilde dağıtılıyor. Ama vergi kaçakçılığına baktığınız takdirde 15 milyar euro yakalanan, bilinen bir rakamdan bahsedebiliyoruz. Yani 15 katı orada var ve bunun da ziyadesinde vergilendirme sistemi de zaten adaletli değil. Sirkülasyon, yani devir daim yapan parayı vergilendiriyorlar. Mesela siz istihdam sağlıyorsunuz Avusturya'da 2000 euro maaş verebilmek için. İşveren 5000 euro ödemek durumunda. Bu gelirin yan giderleri o kadar yüksek ki aslında teşvik edilmesi gereken bir şeyi vergilendirip aslında kısıtlıyoruz. Öbür taraftan finans piyasada opsiyonlar, derivat dediğimiz o hissedarlar vesaire hiçbir şekilde mevcut parayı vergilendirmiyorlar. Ve sizin de doğru bir şekilde tespit ettiğiniz gibi servet vergisi talepleri halk tarafından çok yoğun bir şekilde dile getirilmeye başlıyor. Ve toplum %80'i bunu da destekliyor. Ama buna rağmen olmaması zengin kesimin, lobicilerin çok daha güçlü olduğunu, siyasileri çok daha fazla, ben hiç komplocu bir insan değilim ama çok bariz bir şekilde siyasileri ellerinde tuttuklarını ve isteklerini bu şekilde yerine getirdiklerini de görüyoruz maalesef. Pardon, sadece bir ekleme yapacağım. Fransa'da biliyorsunuz sarı yelekler eylemleri oldu. İşte halk sokağa döküldü. Evet. Akaryakıta yapılan zamla başladı. Sonra farklı yönlere doğru gitmeye başladı. Ve Cumhurbaşkanı Macron sen zenginlerin cumhurbaşkanısın diye eleştirildi. Evet. Çünkü işte bu servet vergisi çok fazla gündemdeydi. Avrupa'da, Avrupa bürokrasisinde yani idarecilerin ekseriyeti, yani teknokrat dediğimiz kesim, çoğu bu uluslararası şirketlerden gelme ya da çoğu da mesela Fransa'da bir gelenek vardır. Siyasi kariyeri biten ya da bir şekilde emekli olan kişiler bu büyük uluslararası şirketlere dahil olurlar ve orada üst düzey yönetici olarak çalışırlar. Ya ben olaya başka bir taraftan da bakıyorum. Bence asıl problem dengeli dağıtım yok. Yani bugün en büyük konu o ülkelerde büyüklerden işte vergi ödesinler, büyüklerden alalım mı? Onu derken zaten problem ortada. Yani en büyük sıkıntı o zenginliği çok kazanması. Yani adil bir dağıtım olsaydı o alt tabaka sarı yelekliler çıkıp zenginlerden alalım demezlerdi. Yani belki zenginler biraz daha az kazansa, alt tabadaki insanların onurlu bir şekilde yaşayacak kadar verebilseydik, o kadar aradaki fark, o kadar uçurum büyük olmasaydı belki bunları konuşmazdık yani. Büyüklerden, yani sanki problemi şey tam derinden aramıyoruz da o büyük, sanki zenginlerden alınca sorun çözülecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü şurada aslında en büyük problem gelir adaletsizliği. Gelir adaletsizliği. Herkes yeterince kadar versek bence bu konuları konuşmazdık yani. Güç şu an sıkıntı olan şey, güç onlarda olduğu için onlar biraz piyasayı çeviriyor. Şu an baktığınızda piyasayı, mesela Elon Musk gibi bir adam var dünyada. Bir tweetiyle beraber bütün piyasayı, bütün borsayı sarsabiliyor yani. Evet. Ya aynen, ben şunu neden şu örneği veriyorum, çünkü kripto paralarda bunu çok görüyoruz mesela. Yani benim çalıştığım şirkette de falan hep öyle zaten. Siz diyelim 5 alıyorsunuz ama şirkete ya da o yatırımı yapan insana 100 kazandırıyorsunuz. Evet. Yani onu her gün yaşıyoruz zaten. Orada zaten en büyük dengesizlik orada. Yani en çok emeği veren çalışanlar. Örneğin ben şu inşaat sektöründen alayım. En çok emeği veren yapan. Evet. Babam benim inşaat işçisi.
Ben bugün bir inşaat şirketinin müdür yardımcısıyım. Hı-hı. Ama en çok emeği veren zaten onlar. Evet. Ve maaşlara bakarken büyük bir dengesizlik var. Yani sonuçta gece gündüz çalışan onlar. Yani en zor işleri yapan onlar ve en çok kazananlar yatırımcılar. İşte modern kölelik denilen şey, Marx'ın da sosyalizm veya Das Kapital'de eleştirdiği mesele, bir işin iş bölümüyle sebebinden ayrıştırılması. Yani siz şu an çalıştığınız takdirde bir bütün için çalışmıyorsunuz. Siz zamanınızı satıyorsunuz o şirkete. Aynen öyle. Ve o sizin ne kişisel gelişiminizi etkiliyor, ne size bir pozitif bir hissiyat olarak geri dönüyor. Sadece zamanınızı satıyorsunuz ve bunu satmaya da mecbursunuz. Başka bir olanağınız yok. Sadece orada mı sömürülmek istediğinizi veya burada mı sömürülmek istediğinize karar veriyorsunuz. Ve bu beyaz yakalılar için de geçerli. Onlar da çok yoğun çalışmak durumunda. Bizim görmediğimiz, bizim ulaşamadığımız bir elit kesim var. Onlar da o maddi imkanları kendi aralarında çeviriyorlar. Hatta İslami bir ilkedir. Öyle bir ayet hatırlıyorum. Yani üst tarafta zenginler arasında sermaye çevirmeyin diyor. Yani orada bir dolaşımın olması, adaletin aynen sağlanması. Mesela İslami bir değer sisteminde zekat olabilir. Yani bundan bahsedeceğiz zaten illaki bunda. Öyle mi? Gerçekten. Mevcut bir kapitalin orada kendi aralarında çevirdikleri bir kapitalin imkanı olmayan bir kesime verilmesi. Bu İslami yönden böyle olsa da sosyal demokraside de Piketty gibi bir filozofun da aynı şekilde aynı oranlarda bir servet vergisini istiyor olması ve toplumların da bu yöne doğru baskı yapıyor olması olumlu bir işaret. Bence çok da önemli, üzerinde durulması gereken bir konu. Kesinlikle katılıyorum. Bu gelir adaletsizliği, işte yoksulluk meselelerine örnek vermek gerekirse, biliyorsun şu anda dünyada yaklaşık 8 milyara dayanan bir nüfus var. Birleşmiş Milletler 2022'de açlıkla karşı karşıya kalan kişi sayısının ortalama 735 milyon olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya çapında yaklaşık 30 milyon çocuk açlık nedeniyle ölüm tehlikesi altında yaşıyor. Tekrar Birleşmiş Milletler 2030 itibariyle aşırı yoksullukla mücadele edenlerin sayısının hala 575 milyon olacağını açıkladı. Yani her ne kadar bize işte eşitliğin, özgürlüğün timsali gibi tanıtılsa da kapitalizm aslında bazı ülkelere de inanılmaz kötü etkileri var. Küçük, yani büyük balık küçük balığı yutuyor arkadaşlar. Yani, sistem böyle işliyor. Şimdi biz bu tür konulardan konuşurken, yani çocuk ölümleri ya da büyük kitlesel ölümlerden bahsederken belirli bir ahlak ölçüsüne göre konuşuyoruz. Yani işte bunda kendi düşünce sistemimiz ya da inançlarımızın bize vermiş olduğu bir dünya görüşüyle bütün bu olanları yorumluyoruz. Ama sermaye için insanı dikkate aldığınızda, yani sıradan bir iş gücünden başka bir şey ifade etmez. Ve bugün onun için hani iktisat bir insani bilimdir ve ardında bir felsefeyi barındırır, bir dünya görüşünü barındırır. Eğer siz kendi bölgesel ya da ahlak değerlerinizle ya da dini inançlarınızla, ki bu son derece kısıtlıdır, bunu değerlendirmeye çalışırsak, sermayenin nasıl çalıştığını ve sermayedarların insanlarla olan münasebetini anlamamız mümkün değildir. Onun için herhangi bir ahlak yargılarının bu adamlar için, ya da bu adamlar demek değil mi, bu sistem için bir manası yoktur yani. Ama dindar olmayan Batı'da da çok konuda mesela sosyal bir adalet olduğunu görüyoruz. Yani onların da felsefesi ve ahlak felsefesi özellikle bu konuda güzel bir gelişme sağladığını da görüyoruz. Avusturya'da bence sosyal bunun için dindar olmaya gerek yok, insan olmaya gerek aynen var. Yok yani. Aynen. Yani şu anda dindar demin şu manada söyledim. Yani insanların ahlak anlayışını genel olarak dinlerin ya da inançların şekillendirdiğini dikkate alarak bunu söyledim. Ama sermaye sistem olarak herhangi bir ahlaki yapıya ya da bir görüşe tabi olmadığı için, evet, ve her taraftan beslenebildiği için yapılan tenkitler de geçersiz kalıyor aslında. Yani şöyle, bana yapılan açıklamalar mesela, çok kapitalist düşünceye sahip bir insanla konuştuğunda diyor ki işte sen hiç hayvanlar alemini izlemiyor musun? Yani hani güçsüz olan yeniliyor yani sonuç olarak, bana böyle yaklaşıyor. Survival of the fittest. Ama ben aynı de mesela şekilde, hep o ceylanı acırım yani, hani neden yendi, evet, onun yaşamaya hakkı var. Biz hayvan değiliz, onu anlamaları gerekiyor. Evet aynen, değil yani, mi? Değil İlk mi? Başta bence onunla başlamamız lazım. İşte bu sebepten insanları nasıl gördüklerine dikkat etmek lazım. Çünkü bugün Avrupa'da bile, yani bu Amerika'da daha da şiddetli bunu görebiliyoruz, bir sosyal darwinizm vardır. Yani küçük balığın büyük balık tarafından yenilmesi onlar için tabiatın bir kanunudur. Yani bir itikad esası gibi bir şeydir aslında. Ve bunu söyleyemiyorlar bu açıklıkta. Mesela Hitler de sosyal darwinistti. Ve bunun akabinde nelerin olduğunu görmekteyiz. Şeyi de konuşmuyoruz. Hani kapitalizm, hani sermayenin dağılımı ile ilgili. Ama bunu dağıtan kim? Hani bunu dağıtan sadece devletler değil, aslında en az devletler. Bankalar dağıtıyor, evet, bu sermayeyi. Ve yoktan para var etme imkanları var. Bir düğmeye basarak
Avrupa bankaları mesela Merkez Bankası'na %1'lik bir teminat bırakarak mesela 100 bin euro da ne oluyor? 1000 euro teminatı bırakarak 100 bin euroluk para yaratmış demek istemiyorum da geliştirmiş oluyor. Ve bir düğmeyle mevduat fonuna ve mevduat hesaplarına insanlara bunu göndermiş oluyor. Pandemi dediniz. Pandemi döneminde mesela Avusturya Devleti şöyle bir şey yaptı. İş yerlerine %100 güvence vererek kredi çekme ihtimali verdi. Evet, çok güzel. Demek ki bankalarda hiç risk yok. Yeterince parayı serbest piyasaya sunun ki bu iş yerleri de batmasınlar. Ama bankalar yine dedi ki ben seçerim müşterimi. Seninle çalışıyorum, seninle çalışmıyorum. Kendi çevrelerini, kendi yine kapital anlamında güçlü çevreleri desteklerken yine sosyal anlamda orada burada abisi dayısı olmayan insanlar geride kaldı. Sosyal adaletsizliği bir özel sektöre, bir bankalara bırakamayız. Yani bu böyle bir şey söz konusu olmamalı. O yüzden %100 para diye bir aksiyon, bir kampanya var Avusturya'da. Böyle denetimsiz bir şekilde bankalara servetin dağılımı ile ilgili yetki verilmemesi gerektiğini, bunu çok daha sıkı denetlenmesi gerektiği ile ilgili bir fikir yürütülüyor şu an. Ama şöyle bir şey yok mu acaba? Bankalar da bir uluslararası bir bankadan alıp da onun verdiği değişik kurallara göre yönetmiyor mu yani bu sermaye dağıtımı? İşte dediğim gibi %1'lik bir teminat veriyor. İnsanlar şunu düşünüyor. Herkes bankaya para veriyor. Bankada yatırımcı arayarak onlara bir kredi temin ediyor. Öyle bir şey yok. O paraya dokunmuyorlar bile. Farazi olmayan bir para o an oluşuyor. Kredi demek, hatta banknot demek, borç demek, senet demek. Devletler borçlanıyor ve size o banknotu veriyor. Karşılığında siz o borç senedini yanınızda taşıyıp onunla birlikte alışverişinizi yapmak durumundasınız. Bu Sümerler, çok uzatmadan bir şey söylemek istiyorum. Bundan 4000 yıl önce bu senet işi o zaman oluşuyor. Örneğin siz tarımla ilgileniyorsunuz. O yıl hasat yapamadınız. Ne yapıyorsunuz? Ölecek değilsiniz. Bir zengine gidiyorsunuz. Onun karşılığında bir borç alıyorsunuz. Karşılığında bir senet veriyorsunuz. Bir dahaki yıl ki hasadınızı satıyorsunuz. Soyut bir şey, henüz oluşmamış, yok öyle bir şey. Ama o senetle mesela o bankacı veya o dönemin zengini o seneti orada sadece tutup bir sene beklemiyor. O senetle alışveriş yapmaya başlıyor. Yani bir devir daim içerisine giriyor. Para da banknot da böyledir. Sonra o senet benden size, sizden ona vesaire geçerken bir yıl geçtikten sonra en son senet sahibi o tarımla ilgilenen arkadaşa gidip tarım hasılatını alıp senedini geri veriyor. O an borç bittiği an para da yok oluyor. Borçla para aynı eşit değerde ilerlemekte. Ve bunu anladığımız takdirde daha iyi ekonomiyi anlayabilme şeyini, kabiliyetini yakalamış oluruz diye düşünüyorum. Aslında kredi kartıyla alışveriş yaptığımızda aynısı. Yani aynısı olmayan parayı harcıyoruz. Şimdi Türkiye'de ben alışveriş yaparken çok gülüyorum. Çünkü Fransa ile bazı farklılıklar var bu noktada. Şimdi Fransa'da ben onun arasındaki farkı anlamak için inanın çok zorlandım. Fransa'da debit kart diyorlar. Yani olan paranızı harcıyorsunuz. Bankada ne kadar paranız varsa diyor ki ayağını yorganına göre uzat. Eğer paran yoksa belli bir işte en fazla işte 100 euroya kadar sıfırın altından düşebilirsiniz. Ama çok da fazla ileriye gidemezsiniz. O yüzden insanlar çok temkinli alışveriş yapıyor. Burada kredi kartları var herkesin. Ve hani taksit imkanları var. Kaç taksit ister her seferinde işte 10 taksit bilmem ne. Şimdi galiba ona bir sınırlama getirilmiş. Ben birkaç gün önce televizyonu izlerken görmüştüm. Ama olmayan parayı o kadar çok harcıyoruz ki. Yani bu tabii ki piyasa için aslında olumlu bir etkisi de var ama sonra büyük facialara da sebep oluyor değil mi? Peki başka bir meseleden bahsetmek istiyorum. Hazır aramızda nükleer enerji mühendisimiz de var. Kapitalizmin çevreye etkisi nedir? Şimdi yani enerji konusunda veya değişik çevresel konusunda aslında yani çevreyi kullanıyoruz. Yani üretmek gerekiyor, üretmek gerekiyor. Durmadan üretmek gerekiyor. Her zaman rantmanı yukarı doğru çıkartmamız gerekiyor. Ve yavaş yavaş aslında bu şirketler, büyük şirketler bunun farkına vardı. 1950'lerden, 1850'lerden sanayinin başlamasından beri bakıyoruz. Aslında çok hızlı bir gelişim var. Ve durmadan tüketiyoruz, durmadan üretiyoruz. Ve bunun bir sınırı var aslında. Çevreye de büyük yani karbondioksitin salınımı çok büyük rakamlara geldi ki bunu bak görüyoruz yani. Şu an Ekim ayındayız pardon ve Türkiye'de çok güzel bir güneş var yani. Bunun sebebini sormamız lazım. Nereden nasıl oluyor bu yani? Ama bunu şirketler anladı ve kapitalizmin durmadan çıkabileceğini ve bir yerden sonra satürasyona varacağını gördükleri için artık değişik bir kapitalist sistemi oluşturmaya çalışıyorlar. Çevresel kapitalizm demek istediğim bir benim tabirimle artık bir görüş var. Artık
önemli olan rantman değil. Belki biz yeni bir ürün sunuyoruz. Belki rekabetlere göre çok daha pahalı, daha yüksek fiyatı. Ama biz çevreye bakıyoruz. Öyle baktığımızda da mesela plastik yerine, plastik tabak yerine tahtadan ya ben katılmıyorum. Biraz göz boyama gibi oldu ya. Yine tekrar aynı dönemi o dönüştürdü. Yani sonuçta tüketimi indirmeyeceğiz. Giderek fazla tüketiyoruz. Evet. Yani şirketler anladı zaten. Diyoruz da şirketler sadece yeni ürün... Amaç o. Yeni, biraz bu göz işte, boyama zaten. Göz boyama. Yeni ürün tanıtıyorlar. Sonuçta ne oluyor? Tüketim devam ediyor. İnsanlar tekrar tüketiyor. Yani enerjinin kısıtlamasını biliyorlar mı? Ona göre bir hareket yapıyorlar mı? Sanmıyorum yani. Burada bilinçli tüketici olmak da çok önemli. Mesela dünyaca ünlü bir marka var, ekmeğimize sürdüğümüz, şimdi söylemeyeceğim markayı. Ama şey derler mesela, onun üretilmesi için işte ormanlar yok ediliyor, palm yağı üretimine geçiliyor. Bütün ülkeler bunu yapıyormuş yani, hani onu yemeyin diye. Aynen ama insanların ama ilk amacı, ilk hedefi o değil. Yani şimdi o tüketimden bahsediyoruz. İnsanlar bir gün yani maalesef en uygununa gidiyor. Çünkü temel ihtiyaç dediğimiz yani o yani bir konut lazım, işte yemek, onları yapmak için en uyguna gidiyorsun. Yani çevreyi ilk düşünen çevre olamaz. Yani ilk düşünen önce ben nasıl sıcak bir evde oturabilirim, nasıl karnımı doyurabilirim, onlar oluyor. Yani evet, insanlar direkt gidip en uyguna gidiyor yani. Genel kaygı çevre değil yani. Herkes... Normalde bu aslında ama şu anki yapılan biraz piyasada ve marketing tarafında, reklamcılık tarafında insanlara çevre çok önemli, çevre çok önemli diye bir yapı var. İnsanlara bir... Tabii buyur. Bu, evet. İnsanlara bu kaygıyı, bu düşünceyi yerleştiriyorlar yani. Kesinlikle. Şimdi çevreden bahsettik. Birazcık da aslında ben siyasete dönmek istiyorum. Çünkü karşımda bir siyasetçi var. Demokrasiye nasıl peki bir etkisi var kapitalizmin? Lobi güçleri çok büyük bir sorun. Örneğin Avrupa'da yine çevreyle ilgili bir IPCC'nin raporu dahilinde bir karar alınmak istendi. Ve önemli bir karar. Gerçekten bir şeylerin değiştireceği ümidi taşınıyor. Yani takipçiler tarafından. İyi değerlendiriliyor ama binlerce lobicinin orada baskısını acaba ne tür sonuç vereceğiyle ilgili endişeler var. Ve bir bu de çok büyük şirketlerin de çok ciddi bir etkisi bir var değil mi şu an? Şunu söylemek lazım. Biz güç skalasında bir odak oluşturabildikleri için zaten ülkelerin siyasetlerine müdahil olabiliyorlar ve toplumların küresel ölçekte de hayatlarına yön verebiliyorlar. Ve merkezi idarelerin zayıf olduğu ülkelerde bunun daha şiddetli olduğunu görüyoruz. Ben böyle tam bu kadar radikal görmüyorum. Lobicinin kötü yanı aynen bu şekilde. Ancak lobicilik aynı zamanda şu anlama geliyor. Bilgi eksikliğini bir yerden tamamlamamız gerekiyor. Örneğin ben bir siyasetçi olarak sizin özel bir durumunuzla alakalı bir şey söylemem gerekiyorsa önce size sorarım. Siz örgütlüyseniz o zaman bir menfaati de savunduğunuz takdirde o zaman bir yöne doğru çekilmiş oluyor konu. Kim ne kadar sivil toplumda aktif olursa, kim ne kadar güç gösterebilirse, bu güççü de olabilir. Mesela Türk toplumu, Avrupa'da yaşayan Türk toplumu bir oy potansiyeli var. Onu biz neden hiçbir yani konu etmiyoruz ki siyasilerle birlikte oturup konuşmuyoruz? Şimdi lobicilik haricinde ben demokrasiye doğrudan etkisini şu şekilde görüyorum. Mesela siyasete atılacak kişilerin biliyorsunuz kampanyasının finanse edilmesi lazım. Evet. Bunu finanse eden kişiler de parayı kim verirse emir o verirdi ya. Evet. Yani hani bazı işte çok zengin insanlar oluyor, şirketler oluyor. Onlar da sonuç olarak siyaseti yönlendiriyor. Sonra siyasetçiler arasında da böyle zengin figürler görüyoruz. Hı hı. İşte bu eski ABD Başkanı Donald Trump yani zengin, çok zengin bir iş adamı mesela. Aynen. Hani gün geçtikçe ABD'de böyle liderlerin olduğunu görüyoruz. Son bir şey eklemek istiyorum. Bir diğer etkisi bu büyük şirketlerden bahsettik. GAFAM, sen de biliyorsun. Yani bunların toplam geliri büyük büyük ülkelerin gayri safi yurt dışı hasılasından daha yüksek. Avusturya'da hazine yardımı var partilere ve her yerde olduğu gibi ama Avusturya'da özellikle çok yüksek. Biz seçimleri belli bir sonuçla sonuçlandırdıktan sonra bize bir hazine yardımı geldi ve ben kurumu arayarak dedim siz çıldırdınız mı? Bu kadar para niye veriyorsunuz bize? Ve şöyle yani kimse para hakkında konuşmuyor da biz bu konuda şeffafız çünkü biz bunu topluma yansıtmaya çalışan bir partiyiz. Ve onlar dedi ki biz çıldırdığımızı düşünmüyoruz Hakan Bey. Biz insanların lobilere karşı daha korunaklı veya siyasi oluşumların daha özerk ve özgün hale gelmeleri için onlara hiç kimse muhtaç kalmayacağı maddi imkanları sunuyoruz ki burada dışarıdan demokrasimizi ve değerlerimizi yozlaştıramasınlar. Yani bu da tabii ki bir önlem ama nereye kadar? Kişisel ihtiraslar olabilir. Örneğin APEC diye bir kurum var Amerika'da. Yani bir Yahudi lobisi, İsrail'e çok yakın. Onların sağcı siyasetlerini çok destekleyen bir örgüt. Amerika'da 30 milyona yakın
para dağıtıyorlar. Hem kongredeki insanlara hem karşı taraftaki yani şey her partiden onlar tarafından desteklenen insanlar var. Ve hal böyle olunca İsrail'le ilgili bir karar alınca zaman o zaman çok farklı bir sonuç alıyorsunuz. Halbuki toplumu da yansıtmayan bir sonuç. İnsanların isteklerini de yansıtmayan ve adaleti hiç yansıtmayan bir görüş ortaya çıkartıyor. Maalesef. Bunu da engellemek mutlaka her demokrasinin görevi olmalı. İşte demek ki orada demokrasi konusu da işte tartışılıyor. Yani zenginler bugün siyaset yapıyor yani. O demek yani kontrol eden yani gücü olan siyaset yapabiliyor anlamına geliyor. Eyvallah. O büyük bir, yani büyük bir sorun. Yani siyaset artık demokrasi dediğimiz şey de zenginin tek eline geçmiş durumda. Evet. Aslında bu demokrasi dediğimiz şey toplumdaki muhtelif kesimlerin iktidar yarışına girmesi olduğu için yani ve güce dayalı olduğu için tabii maddi güce kim sahipse o biraz daha öne çıkıyor tabii. Parayı veren düdüğü çalar mı arkadaşlar? Aynen öyle. Tabii ki öyle. Kapitalizmin... Evet. Murat, sen de devam etmek istiyorum sosyolog da olduğun için bir şekilde. Peki bu kültürel çeşitliliğe nasıl bir etki veriyor? Kısaca anlatırsan. Aslında sermaye dediğim gibi yapı itibariyle kosmopolit olduğu için ve herhangi bir ulus kimliğine veya da bir inanç kimliğine sahip olmadığı için piyasa genişletmek adına, pazarı genişletmek adına çok kültürlülüğü teşvik ediyor. Ve bu toplumlarda mikro society dedikleri İngilizlerin ve yani Türkçe'de küçük topluluklar meydana getirip daha fazla bölünme, daha fazla pazar payı meydana getiriyor. Onun için her şeyi kabul edip ediyormuşçasına insanların işte farklılıkları daha fazla kabul etmesine teşvik ediyorlar. Öyle mi düşünüyorsun? Ben tabii, tam tersini düşünüyorum. Ben de tam tersini düşünüyorum. Şu şekilde. Yani şu anda Çin'e de işte Fransa'ya da Türkiye'de gittiğinizde hep aynı markaları görüyorsunuz. İnsanlar aynı şeyleri yiyor, aynı şeyleri giyiyor. Küçük markalar, küçük... Bu daha çok aslında tüketilen meta üzerinden değil de değerler ve anlayışlar üzerinden oluyor. Mesela belirli bir toplumda güzellik ölçüleri değil, belirli bir güzellik ölçüsü varsa pazar ona göre meta üretmesi gerekir. Ama o güzellik ölçüsüne sahip olamayan ama yine toplumda bir şekilde var olmaya çalışan kişileri de bir şekilde öne çıkarırsanız ve bu sefer o kesime ait olan kişileri de pazara dahil edersiniz ve bunu hem normalleştirirsiniz hem de çok farklılığı topluma kabul ettirmiş olursunuz. Ve bütün farklılıkları kendi köşesine iterek yani küçük işte küçük topluluklar meydana getirerek pazar payını artırmış olursunuz. Ben tam olarak katılmıyorum. Aksine hani böyle sanki bütün dünyaya bir güzellik normları empoze ediliyormuş gibi. Hep işte hatta siyahi kadınlar hep eleştirir ya. Hep beyaz kadınlar konulur işte güzellik firmaları için. İşte hep belli ölçülerde kadınlar teşvik edilir. Evet. Ve şu anda biliyorsunuz mesela ben Asya ülkelerin işte onların dizilerini çok seyrediyorum. İşte batılılar gibi giyiniyorlar. Hatta çekik gözlerinden rahatsız oluyorlar. Beyazlatıcı krem kullanıyorlar. Beyazlatıcı krem kullananlar şey var. Yani aslında kültürel çeşitliliği bence yok ediyor. Ben bunu görüyorum. O ülkelerin kendi iç yapılarından kaynaklanan bir şey. Mesela bir taraftan işte batılı kadını örnek gösterirken diğer taraftan da ya siz batılı kadını örnek gösteriyorsunuz. Bakın burada siyahi kadınlar var. İşte şu şekilde şu fizik özelliklerde olan insanlar var deyip onları da bir taraftan yine ortaya çıkararak... Yani yine... şöyle, eğer hani yan bir piyasa olarak onların da tabii para ki getirebileceğini düşündükleri zaman bir anda onlar da yükseltilmeye başlıyor. Ama şu anda para neredeyse, evet, hangi kıtadaysa oranın kıspasları, evet, ölçüt olarak dünyaya... Ali Şeriati zamanı, pardon, şöyle bir şey diyor. Amerika'da mesela bir makyaj modası çıkıyorsa eğer, oradaki kadınların bunu azca kullandığını, yani böyle çok böyle tedarikli bir şekilde kullandıklarını görürsünüz. Biraz daha Avrupa'ya gelince onun daha fazla olduğunu görürsünüz. Asya'ya geçtikten sonra çok daha fazla olduğunu görürsünüz. Afrika'da veya farklı daha yani ekonomik zayıf olan ülkelerde onun çok abartı bir şekilde yaşanıldığını görürsünüz. Yani o taklitçilik de kendi kültürünü ayakta tutamayıp da başkasının kopyalayıp kendi ülkeni onu bir şekilde idare etmeye çalıştığın takdirde de çok negatif etkiler oluyor. Ve ama senin dediğin gibi keşke olabilse ki olması gerekiyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar olumsuz etkilerini kapitalizmi çok uzun tartıştık. Şimdi birazcık da aslında bunları ortadan kaldırma yöntemlerini tartışalım isterseniz. Evet. Ama öncelikle sizlere bir VTR izletmek istiyorum. Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir hayırsever ilçedeki birkaç bakkalı ziyaret etti. Bakkalların vazgeçilmezi olan veresiye defterlerini satın alarak ödeme durumu olmayanlara yardımcı olmak istedi. Sabah erken saatlerinde bir hayırsever iş adamımız tarafından bir abimiz gelerek biz de burada borcu olup da ödeme durumu olmayanlar için tespit istedi.
Biz de bu tespiti yaptık kendilerine. Ve bu borcunu ödemeyen arkadaşların, durum olmayan arkadaşların borçlarını kapatıp, meblalarını kapatıp ailelerine bilgi verdik. Hayırsever iş adamı 80 kişinin bakkalları olan 30 bin liralık borcunu sildirdi. İyiliğiyle hem esnafın hem de ödeme durumu olmayan vatandaşın yüzünü güldürdü. Gençler, biraz önce bir hayırseveri mahallenin bakkal borcunu ödediğine dair bir VTR izledik. Ve kapitalizmin olumsuz etkilerinden bahsetmiştik zaten bir önceki bölümümüzde. Peki sizce bireysel bilinç ve hayırseverlik kapitalizmin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmada büyük rol oynayabilir mi? Ve hayırseverlik konusunda bireyler nasıl bilinçli hale getirilebilir? Bu noktada biliyorsunuz İslam dininde zekat da var. Hani acaba ideal sistem bu şekilde mi oluşurdu İlker? Bence yani %100 olabilir diye düşünüyorum. Çünkü aslında yani baktığımızda 40'ta biri yani orantılı bir rakam var. Ve önceden dediğimiz gibi yani zenginliklerin %90'ı toplumun %10'unda olduğu için aslında orada bir 40'ta birlik bir pay aldığımız sürece ve fakirleri dağıttığımız anda aslında herkesin böyle bir yaşam tarzını daha böyle rahatlatacak ve konforlu edecek bir sisteme geçiş yaptığımızı görüyoruz. Aslında bunu ideal bir şekilde olacağını düşünüyorum ama yani pratikte olabilir mi olamaz mı o başka bir mesele tabii ki de. Yani ideal bir Müslüman toplumda zaten aslında gelir adaletsizliği, gelir eşitsizliği olmazdı değil mi arkadaşlar? Yani aslında burada da güzel bir noktaya temas ediyoruz. Çünkü sermayeye karşı yapılan bütün eleştiriler genel itibariyle sözel. Ve dediğim gibi herhangi bir düşünce sistemine tabi olmadığı müddetçe yapılan eleştirilerden beslenebilen ve daha fazla gelişen bir sistemden bahsediyoruz. Ve yani bana göre İslam'daki yani sermayeye karşı bir hal çaresi olabilecek sistem zekatın bizatihi kendisi değil. Çünkü oranlar değişebilir. 40'ta 1'dir. Onu farklı içtihatlara göre değişebilir. Ama İslam'daki yani benim için en fazla yani en kuvvetli esas olarak murakabe-i nefs dediğimiz kişinin kendini kontrol etmesi ve yani isteklerini, arzularını kontrol edip bu kapitalizmin sunduğu tüketim sistemine kendini muhafaza etmesidir aslında. Yani sermayeye karşı sözlü bir eleştiriden ziyade bir tavır olarak fiili olarak tepki göstermek daha deminki bu balıkçı misaline göre de daha aslında tesirli oluyor. Kendini sınırlaması gerekiyor yani diyor. Kendimizi tabii sınırlamamız gerekiyor. İslam dini kadar bence kendi kültürümüzde de dayanışmaya çok önem veriliyor. Mesela bir laf vardır. Bir yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Yani biz böyle yetiştirildik. Asla yemeğimizi paylaşmadan yemeyiz. Biri baktığı zaman onunla paylaşırız lokmamızı. Biz böyle yetiştiriliyoruz. Evet. Tabii bunda İslam dininin de çok büyük etkisi var. Bir de şunu eklemek istiyorum. Bence hayırseverlik yapan, işte paylaşmayı teşvik eden güçlü bir STK yapısının olması da çok önemli toplumlarda. Yani her şeyi devletten beklemek hata. Bizim de bireysel bir bilincimiz ve sorumluluğumuz olmalı bunda. Ve STK sivil toplum örgütlerini de geliştirmeliyiz. Peki sen de devam edelim. Zaten bundan biraz bahsetmiştin Hakan. Kapitalizmin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için devlet müdahalesi gerekli mi? Mutlaka gerekir. Yani liberal ticareti, serbest piyasayı öldürmeden, yani o kişisel girişimciliği yok etmeden bir düzenlemeye ihtiyaç var. Özellikle vergilendirme sisteminde. Şu an önce de belirttiğim gibi akan bir ekonomiyi, akan bir suyu temiz olur değil mi? Yani abdest alma konusu da hani dini referanslardan yürüyecek olursak abdesti nerede alabilirsin? Akan bir su içerisinde alırsınız. Yani orada durmuş olan bir su içerisinde bakteri olur, yozlaşma olur. Bir yani kalitesizlik ortaya çıkar. Aynı bu bağlamda biz de o bir yerde biriken sermayeyi vergilendirip oradan bir akış sağlamamız gerekiyor. O da servet vergisi, transfer vergisi. Mesela milyarlarca euro her gün transfer yapılıyor. O hisse alınıyor, o satılıyor. Spekülasyon denilen konu çok fazla cereyan ediyor. Yani burada devlet burada tam böyle nokta atışlarıyla birlikte sermayenin piyasaya yansımasını daha güçlü vergilendirme ve konseptlerle sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Peki Mesut, servet vergisi olsa eşitsizliği ortadan kaldırır mıyız? Ya dediğim gibi eşitsizliği ortadan kaldırır mıyız emin değilim. Sonuçta servet vergisi dediğim gibi bence bir denge konusu. Onu daha çok verdiğimiz dağıtımın daha adil olması gerekli. Daha ego nasıl diliyordu? Daha eşit anlamda vermesi gerektiğini düşünüyorum yani. Peki
Murat, bu Avrupa'da işte sosyal hak ve yardımlardan bahsettik. Bunlar etkili araçlar mı eşitsizliği ortadan kaldırmak için? Şimdi bu Avrupa'daki, özellikle de Fransa'daki sosyal devlet anlayışı belirli bir felsefeye istinaden vücut bulmuş ve seneler içinde yine farklı kesimlerin mücadeleleriyle ortaya çıkmış bir sistem. Yani Avrupa'nın şu anki sahip olduğu sistem, yani 30-40 senelik ve çok taze bir sistemdir ki şimdiden çözülmeye başlandı. Ve maalesef bu sosyal adaletsizliklerin en temel sebeplerinde güç mücadelelerindeki dengesizlik aslında. Yani 60'lara, yani Sovyetler Birliği'nin yıkılışına kadar Avrupa ülkelerinde mesela bir işçi kesimi vardı. Ve hem o taraftan siyasi güç elde edilebiliyordu ve bir bu güç dengesinde mücadelede imkan sağlayıp mücadele etme imkanı sağlayıp haklarını alabiliyorlardı. Ama siyaseten mesela işte Sovyet Birliği'nin ortadan kaldırılması, teknolojik gelişimlerle kas gücüne daha az ihtiyaç duyulmasıyla beraber o kesim yavaş yavaş eridi ve rekabetin daha fazla olduğu, dayanışmanın neredeyse hiç olmadığı bir hizmet sektörü gelişti. Ve insanlar daha da ferdileşerek o hak arayışı anlayışından uzaklaşıp daha çok kendi menfaatleri üzerinden, bir rekabet üzerinden mücadele etmeye başladılar ve sistemin dayattığı ya da sunduğu bütün şartları kabul etmeye mecbur kaldılar. Sanayileşme döneminde İngiltere'de başladı biliyorsunuz. Dokuma makineleri otomatlaştı. Burada bir modernleşme söz konusu oldu. Bununla birlikte o emekçiler de protestolar yaptı. Bunlar bizim iş yerimizi alıyor vesaire. Burada bir paradoks var. Ülke ekonomisi genişledikçe ilk başta iş yerleri de azalır, insanlar da fakirleşir. Bu konuyla ilgili özellikle senin savunduğun meseleyi tekrar... Şimdi şeyi kaybettim. Yani ben şu manada söylüyorum. Sosyal adaletin aslında geri plandaki şartları güç mücadelelerindeki denge. Yani kendi haklarını savunamayan bir toplum kesimi üst kesimdekilerin sunduğu şartlara ya da farklı bir tabirle dayattığı şartlara mecbur kalıyor. Eyvallah. Şu an aklıma geldi, kusura bakma. Sanayileşme döneminde senin dediğin gibi o emekçi ve işçi gücü makineler tarafından alındı ve hizmet sektörüne doğru bir kayış oldu. Şu anki devrim önümüzdeki zihinsel düşünme gücümüzü de elimizden alan bir yapay zeka söz konusu. Evet. Peki biz şu an nereye doğru kayacağız? Yani toplum olarak ne tarafta biz istihdamımızı sağlayabiliriz? Burada da Avrupa'da istenilen bir modellerden bir tanesi, sizin düşüncenizi bilmiyorum ama temel gelir isteğinde bulunuyorlar. Evet. Bir sonraki sorum da buydu zaten. Evet. Temel gelir meselesi, yani biz ne olursa olsun herkese dağıtılan bir gelir bu, biliyorsunuz. Evet. Vatandaşlık geliri de diyorlar. Yani her vatandaşa dağıtılan. Sizce bu eşitsizliği ortadan kaldırır mı? Ya, bu konu ilk ülkede, İsviçre'de ilk kez referanduma sunulan universal revenue diye geçti. Evet. 2016'da galiba o referandum oldu. %75'ten fazla oyla kabul edilmedi. Hı hı. Yani o da işte aynı İsviçre'de işte kapitalist dünyanın o tembelliğe yol açacak öyle düşüncelerden dolayı kabul edilmedi. Şu an tekrar daha tartışma konuları arasında, Fransa'da da evet, çok konuşuyor ama ya aynen çok tartışıyor ama bence de denemekte fayda olabilir. Yani en azından dediğim gibi devletlerin ilk hedefi her vatandaşın olumlu bir şekilde yaşayabildiği. Ama o para nereden çıkacak? Şimdi bunun mümkün olabilir. Onlar bulmalı da piyasası bulmalı. Yani bence devletin görevi her vatandaşını refah ve huzur içerisinde şu an para nereden ilk hedefi o olmalı. Bence i̇lk de hedefi her devletin ilk hedefi olmalı. Yani ben mesela bu temel gelir olayına tamamen sıcak bakıyorum. İlk başta ben de desteklemiyordum. Çünkü yani bunun Avusturya için 75 milyar, 80 milyar euroya tekabül edeceğini, bu bütün ticaretin yani bütün etkisinin buraya yatırılması gerektiğini aynen gösteriyordu. Ama düşündüğünüz takdirde işsizlik oranları arttığı zaman mesela bütün bu bürokratik devlet dairelerini yapay zekayla çok güzel halledebilirsiniz. Yani bir iki tane kişinin başında durmasıyla birlikte aynen o bütün süreçleri otomasyon halinde halledebilirsiniz. Belki de bambaşka bir dünya sunacak bize yapay zeka. Burada evet, uzmanımız da var bu konuda. Belki de farklı öyle bir mi modele doğru gidiyoruz değil mi? Ne düşünüyorsun? Sen de Hakan gibi mi düşünüyorsun? Ya, teknoloji açısından yani başka bir yeni bir dev. Aslında zamanında nükleer enerjinin ne olduysa, yani bombayla başladı ama ondan sonra nükleer enerji ve sivil santrallar, bütün elektrikleşme ve bütün elektrik yani dağılması, evet,
aslında yapay zeka ile bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani bütün şirketler, bütün administratif kurumlar, kanun belki olsun. De bize eşitliği ve adaleti yapay zeka. Ama ben bu konuda biraz pesimistim ya. Yani yeni teknoloji çıkarken de öyle bir düşünceye sahiptik. Dedik ki yeni teknoloji olacak. İnsanlara çok iyi bir etki olacak. Gücümüzü hafifletecek. Yani teknoloji bizi rahatlatmak için yapılmış gibi gösterildi. Yarın yapay zeka olunca sadece bence yine kar için kullanılacağı mutlaka. Sadece şunu söyleyeyim, bu bahsettiğimiz ileri gelişmişliğin yalnızca ileri sanayi ülkelerinde söz konusu olduğunu dikkate almak lazım. Çünkü geride kalan ve internet erişimi olmayan yerler var arkadaşlar. Biz yapay zekadan bahsediyoruz. İnsanların İşte Avrupa'da bu ileri gelişmiş olmanın verdiği çözülmeyle, yaşlanmayla beraber bir müddet sonra bu toplumların yerini alacak seviyeye geleceklerine dikkat almak lazım. Evet arkadaşlar, size son bir soru sormak istiyorum. Çok uzun uzun konuştuk kapitalizmi. Peki sizler gençler olarak hepiniz birbirinizden donanımlısınız, farklı sektörlerdesiniz. Eşitsizliğin ve adaletsizliğin olmadığı bir dünya inşa etmek için ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz siyasetçilere ve diğer vatandaşlarımıza? O zaman ben şöyle başlayayım arkadaşlar. Bence dediğim gibi para çok önemli ama her şeyin önüne koymamak lazım. Yani değerlerimizin, kültürümüzün, arkadaşlığın, yani iyiliğin onun önüne geçmemeli. Onu başardığımız an ben çok iyi bir gelecek görüyorum ama şu an çok uzaktayız. Harika bir mesaj. Yani benim düşüncem bu konuda ülkelerin kendi milli iktisatlarını geliştirmeleri. Hem tabii kaynaklarını hem de insan kaynaklarını muhafaza edecek, sürdürülebilir şekilde var edecek bir sisteme sahip olmaları. Çok güzel. Bence geleceğin sorunlarını iyi düşünüp, iyi analiz edip modeller geliştirmemiz gerekiyor. Ki mesela yeni modeller mi? Yeni modeller geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü mesela komünizm de çok marjinal bir şeydi. Ama bu Birinci Dünya Savaşı etkisinde Çar'ın düşmesiyle birlikte bir alternatif olarak orada mevcuttu ve alındı. Ve tabii ki kötü bir tecrübe yaşandı. Ancak küçük de olsa, henüz daha gelişmemiş de olsa bizim kendi modellerimiz olması lazım. Bir tasavvurumuz olması lazım gelecekle alakalı. Ve biz bunları modellememiz gerekiyor. Eğer ki bu dünyanın bir parçası veya yön belirleyici bir unsur olmak istiyorsak eğer. Çok güzel bir mesaj. Bu konuda şöyle bir ekonomistin sözünü söylemek istiyorum. En büyük, tarihin en büyük ekonomistlerinden biri Keynes Bey. Kendisi şöyle diyor, paranın önemi yoktur, onunla ne yaptığın önemlidir. Ki aslında bu Steve Jobs'a soruldu zamanında, en zenginlerin olduğu zamanda. Siz en büyük zengin oldunuz şimdi, ne hissediyorsunuz? Ve aslında şöyle bir cevap verdi, ben şu an en zengin olduğum için bir hayatta bir amacım yok ve yalnızım, yanımda eşim veya bir şey, ailem yok ve çok mutsuzum. Ve bunu söylediği için aslında paranın önemi olmadığını ve aslında değerlerin daha önemli olduğunu görebiliyoruz. Gençler. Çok romantik oldun. Keşke ben de aynı dertten muzdarip. Evet. Yani İlker'in verdiği aslında mesaj, gerçekçi de bir mesaj. Yani bazen paranız oluyor ama sağlığınız olmuyor. Paranız evet. Oluyor, aileniz olmuyor. Böyle durumlarla çok karşılaşıyoruz. İşte bir deprem oluyor. Yani aslında hayat bir pamuk ipliğine bağlı değil mi? Evet. Bir anda aynen. Ne evet, kadar evet. Zengin olursanız olun. Derler ya işte evet. Bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmadı yani. Hı. Kalmayacak. Hiçbirimize kalmayacak. O yüzden belki paramızla pulumuzla değil aktardığımız değerlerle dünyaya bir mesaj bırak vermemiz mi? Gerekiyor. Gençler hepinize programımıza katkılarınızdan dolayı teker teker teşekkür ediyorum. Harika mesajlar verdiniz. Sizlerle konuşmamızdan artık kapitalist sistemin günümüz dünyasına uymadığını anlıyorum. Umarım siyasetçilerimiz yapay zekanın da geliştiği bir dünyada yeni modeller Hakan'ın da dediği gibi geliştirir. Bunlar da bu yeni modellerin geliştirmesine sizlerin de değerli katkılarınız olacağını düşünüyorum. Çok başarılı ve donanımlı gençler olarak umut veriyorsunuz dünyaya. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayatınızda sonsuz başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bugünkü programımızın da böylece sonuna geldik. Bugün gençlerimizle kapitalizmin güçlü olduğu kadar zayıf yönlerini de değerlendirdik. Bu sistemi daha iyi bir hale getirmek için neler yapabileceğimizi tartıştık. Şu bir gerçek ki demokrasi olduğu kadar kapitalizmi de her ne kadar reforme edersek edelim, insanlar arasındaki adaletsizlik ve eşitsizliği tamamen ortadan kaldırmak günümüz dünyasında erişilmesi oldukça zor bir hedef. Bu nedenle daha adil bir dünya için sistemler ve devletler haricinde hepimize bireysel olarak da büyük sorumluluklar düşüyor.
Bu noktada donanımlı ve başarılı gençlerimiz hepimizin geleceğe dair umutlarını yeşertiyor. Sizlere adil ve huzurlu yarınlar diliyorum. Sevgiyle kalın. Thank you.